edebiyat öğretmeni, emekli edebiyat öğretmeni. İlhan Atış Anadolu Lisesi'nden emekli oldum. Ya da mezun oldum diyebilirim. Ama dostlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızla, idarecilerimizle birlikte Mavi Bulvar okuyordu. Büyük bir aşk ve heyecanla devam ettiriyoruz. 6 yıl önce başladığımız bu serüvene büyük bir heyecanla, büyük bir istekle, büyük bir arzuyla gidiyoruz. Bakalım sonu nereye kadar devam edecek. Ama biliyorum ki biz burada kitabı ve kitabın önemini anlatan küçük fakat etkili bir çalışma yapıyoruz. Bu yıl yapılan çalışmaya kitap kapaklarının tablolar haline dönüşmesi beni çok mutlu etti. Müzik öğretmenlerinin, resim öğretmenlerinin ve edebiyat öğretmeni arkadaşlarının gayretleriyle Mavi Bulvar Okuyor çalışmamız artık İlhan Atış Anadolu Lisesi'nin geleneksel bir çalışması oldu. Yani siz emekli oldunuz ve Adana'da kaldınız. Evet. Değil mi? Adana'dan da aynı zamanda bu projeye konuk yazar olarak devam katılıyorum. Evet. Ben zaten bu projede her zaman olmak istiyorum. Peki bu projenin yaygınlaşması için neler yapılmalı sizce? Çünkü sadece burada Şehitler Parkı'nı kapsamayacak, Adana geneline yansıyacak bir şey olmalı bu etkinlik. Temennimiz de o. Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve Adana Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak bir projesi haline getirirlerse Mavi Bulvar Okuyor'u Adana Okuyor şekline dönüştürürüz. Bu da Adana için çok hoş, çok güzel bir şey ortaya çıkartır. Nasıl ki Mavi Bulvar Okuyor artık İlhan Atış Anadolu Lisesi'nin bir markasıysa, Adana Okuyor da bütün Adanalıların bir markası olur. Ve bunu aslında işte bu Portakal Çiçeği Festivali kapsamı içerisinde de anılabilir. Bu da bir teklif benden ilgililere. Farkındalık yaratmak. Her yıl yeni bir şeyler katmaya çabalıyoruz. İşte geçen yıllarda kitap okuma etkinliğiyle başladık ama sonrasında yazarlarımızı davet ettik. Her güne bir yazarımız yine var. Bu yıl resim öğretmenlerimizin teşhisi sağ olsunlar. Okuma alışkanlığını geliştirebilmek adına en çok okunan kitaplardan oluşturdukları resimlerimiz var. Yani kitapların içerikleri ve kapaklarıyla birlikte. Müzik öğretmenimiz buradaydı. Onların da müzik etkinlikleri var. İki gün buradayız. Buradaki amacınız nedir? Asıl amacınız? Kültürlü bir toplum yaratmak aslında. Yani okuyan insandan zarar gelmez. Okumak insanları karanlıktan aydınlığa sevk eder. Bunu biliyoruz. Hayatı renklendirir. Hayata renk katmak, insanların farkındalığını yaratmak istiyoruz. Okumak adına bir farkındalık oluşturmak istiyoruz açıkçası biz. Çünkü Türkiye dünyada okuma oranı bakımından %4 demiş. Yani düzenli kitap okuyan kişi sayısı %4. Biz 81 milyonuz. Düşünürseniz o kadar az ki. Bu bilinci oluşturmak adına okullarımıza kütüphaneler kurmaya çalışıyoruz. Evet, kütüphanemiz var. Çok da zengin bir kütüphanemiz var. Ama ait olduğumuz, okulumuzun ait olduğu mahalleye de bir katkımız olsun istiyoruz biz. Hem öğrencilerimiz okumanın nasıl güzel bir şey olduğunu daha iyi algılasınlar. Hem mahallemizde insanlarımızla burada yürüyen, oturan, bizi izleyenlere bir şeyler katabilirsek. Çünkü bir kitap bir insan. Hani halk der ya okuyan insandan zarar gelmez.
Biz onu yaratmaya çalışıyoruz aslında. Hocam şimdi bir de geçen yıllara nazaran, yani her yıl buradasınız. Mahallelilerden veya diğer okullardan gelenlerin sayısında bir artış var mı? Şimdi diğer okullar hep aslında geliyorlar. Şu anda daha gelmediler çünkü yazılı haftasına denk geldi. Hı-hı. Ama halkın katkısı daha fazla. Çünkü dün de biz buradaydık öğrencilerimizle. El ilanlarımızı dağıttık. Onları bizimle bugün okumaya davet ettik. Herkes ne olduğunu önce anlayamadılar. Sonra gelip tebrik ettiler bizi. Ne güzel bir şey yapıyorsunuz işte. Kütüphanenize kitapla toplayın. Evet, onu da yapıyoruz. Sabahtan beri, biz 8'den beri buradayız. Sabah bu park epeyce mahallenin tarafından spor alanı olarak da kullanılıyor. Sürekli tebrik edildi. Çok güzel bir çalışma olduğunu söylediler. Bu bile bizim için yeterli bir şey. Yarın da buradayız. İnanıyoruz ki yarın da katılımlarımız olacak. O kütüphanemize kitap bağışlamak isteyen çok kişi oldu. Bugün getiremezlerse yarın getireceklerini söylediler. Umuyorum başarıya ulaşırız. İnşallah hocam. Sesi müdür yardımcısı Melahat Karataş. Okul olarak Mavi Bulvar Okuyor projemize 6 yıl önce başladık. O zaman edebiyat öğretmenimiz Hayati Bey'in fikirleriyle başladık. 6 yıldır da geleneksel olarak devam ettiriyoruz. Bu okuma konusunda bulunduğumuz çevremize, mahallemize, bulvarımızla birlikte okuma konusunda farkındalık yaratma amacı taşımaktadır. Hep birlikte, çevremizle birlikte düzenlediğimiz bu iki günde birlikte okuyor, kitap veriyor. Bu sene bir de resim sergisi yaptık. Kitapları anlatan, gözde olan kitapları, öğrencilerimiz kendileri yaptılar. Resim öğretmenimiz dediği üzerinde katkılarıyla kitapların temasını anlatan resimler. Resim sergimizi de açmış olduk. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.